Biz tevhid dersi işliyoruz. Hem de en işimize yarayacak tevhid dersini işliyoruz. Nefis gibi sürekli aynı şeyi duymaya, sürekli bunu geliştirmeye, sürekli hayatının her evresinde bunu hissetmeye muhtaç bir varlık var içimizde. Ve biz bunu bu cihetlerde besleyip imanımızı arttırmaya gayret ediyoruz. Ve bu tevhid dersleri, aa Allah var mı? Tamam o zaman cümlesiyle bitebilecek dersler asla değildir. Sürekli sürekli üstüne katılması gereken bir şeydir. Çünkü tevhidin mertebesi tek değildir. Bugün karşımda Muhammed abi, hayatımızda gördüğümüz en güçlü insan. Ben de elinde elma yiyen bir Mehmet. Şu elmayı elimde tutarsam benden alabilir misin? Çok rahat değil mi senin için? Benim 100 katım güçlü bir bünye düşün. İşte şeytan bilgi buradaysa bu kadar kolay alır. Peki tam ısırsam ağzımda olsa alır mısın? Alırsın, söker. Güç var sende, ne var ki? Alırsın. Şeytan demek buradaki bilgiyi de alabilir. Bunda da problem yok. Peki ısırdım ve mideme gideli bir saniye oldu. Yine alabilir misin? Alırım. Alırsın. Nasıl? Taktın bıçağı, çektin. O parça orada daha sindirilmemiş halde gene alırsın. Peki aldım, elmayı ısırdım. Aradan saatler geçti. Elma sindirildi ve vücudumdaki muhtelif yerlere dağıldı. Alabilir misin? Ne kadar güçlü olsan alamazsın. İşte bize böyle sindirilmiş bir iman lazım. Bu da bu elmayı güzel yemekle olabilecek bir şey. Yoksa o elma sindirim haricindeki hangi evrede olursa olsun ciddi bir tecrübe sahibi şeytan nefsimizle el ele vererek onu istediği gibi alabilir. Asla da zorluk yaşamaz. Abiler bir birlikte okuyalım. Bismillahirrahmanirrahim. Üçüncü temsil. Mesela küre-i arz zat-ı ferdi vahidin bir memuru, bir neferi olduğundan yalnız o bir tek nefer o tek zatın tek emrini dinlediği için o süreçlerin tek olması, kainatın tamamının o tek düzene uyması sonucunda bakalım neler doğuyor. Devam. Mevsimlerin husulü ve gece ve gündüz vakitlerinin vücudu. Gece gündüzün oluşumu gene o tek düzen sonucu oluyor. Evet. Ve semavi havattaki ulvi ve haşmetli harekatın zuhuru ve sinemavari semavi levhaların tebdili gibi yıldızlar, gezegenler, sürekli o semadaki levhalar değişiyor. Düzen tek bir elden olursa ancak bunlar olabilir iddiası var burada. Devam edelim. Tebdili gibi neticeleri istihsal için. İstihsal ne demek? Ortaya çıkar. Devam. Arz gibi bir tek nefer, bir tek zatın bir tek emrini almakla. Eğer tek nefer yani arz 3 komutandan emir alsa ne olur? Biri çay getir dedi, biri su getir dedi, biri de gitti börek getir dedi. Hangisini getirecek? Tek emir almış nedir? Şu umum yasalara uyacaksın diye. Adetullah'a, sünnetullah'a. Devam. O vazifenin neşesinden gelen bir cezbe ile meczup mevlevi gibi iki hareketiyle semaa kalkar. Bütün o muhteşem neticelerin husulüne ve zuhuru ona vesile olur. Güya o tek nefer. Neydi o tek nefer? Arz. Arz ne demek? Devam edelim. Kainat yüzündeki muhteşem manevraya bir kumandanlık eder. Kainattaki ilişki yumağı var değil mi? O dönme döngüsünün sağlanması sonucu mevsimlerin, gece gündüzün yani bizim ihtiyacımız olan ne varsa onların oluşumu söz konusu. Allah insanla kainat arasında da benzer bağları çok güzel bir şekilde yaratmış. Ne gibi? Mesela benim ciğerimle hava arasında bir bağ var. Peki benim midem ile topraktan çıkan gıdalar arasında da bir bağ var mı? Allah Allah, bak az önce koca gezegenleri konuştuk, bağlantısını. Şimdi bir Mehmet'in şu küreyi arzla bağlantısına bakalım. Peki benim göz nurumla sema arasında da bir bağlantı var mı? Var. Şu kainatta değişen resim tablolarının tamamı gözüme muhatap sanki. Peki benim ayaklarımla zemin arasında bir bağ var mı? Var. Yer çekimi, toprak tam benim basmama müsait şekilde. Böylece insan bir bakıma kainatla bir olmuş. Biz de kainatla bir olmuşuz. Tek bir nefer, tek bir zatın tek bir emrini diyordu. O tek nefer içine ben de girdim şimdi. Ben de o emri içerisinde yer alıyorum sürekli. Ve insan bir bakına kainatla bir olmuştur. Bu bağlardan bunu anladık. İşte kalp bu bir olan alemin Rabbini bir bilmekle yani ancak tevhid etmekle bir huzura varabilir. Şu evrenin genişlemesiyle ilgili bir mesele var. Zariyat suresinde geçiyor. Biz göğü kudretimizle bina ettik ve şüphesiz onu biz genişletiyoruz. Bu ayet son 10 yılda bulunmuş bir ayet mi? Hayır. Son 100 yılda bulunmuş bir ayet mi? Son 1000 yılda? Hayır. 1400 yıl öncesinden inmiş bir ayet. Biz göğü genişletiyoruz diye bir iddia var. İlginç bir iddia. Niye ilginç? Çünkü göğün genişlediğinin anlaşılma süreçleri çok ilginç. Bu yüzden iddia da çok ilginç. 1929'da Amerikalı astronom Edwin Hubble bir teleskop buluşu var. Bu teleskop ile evren ve kainat incelendiğinde gezegen ve yıldızların birbirinden uzaklaştığını görmüşler İrfan. Başta böyle olan gezegenler böyle oluyor, böyle oluyor, böyle oluyor, böyle oluyor. Mesela balonda öyle düşünelim. Şurada küçük bir balon olsa ve ona iki nokta çizsem. O iki nokta ne olursa birbirinden uzaklaşır?
Balon genişlerse uzaklaşır. O zaman semadaki cisimlerin, yıldızların, gezegenlerin birbirinden uzaklaşması da genişlemenin işaretidir demişler. Yani demişler ki kainat genişleye genişleye devam ediyor, hiç de yerinde durmuyor diyorlar. Cisimlerin arasındaki mesafeden bunu anlamışlar. Şimdi bu mu daha ilginç? Yoksa bizim aynı bilgiye 1400 yıl evvelden vasıl olmamız mı daha ilginç? Şimdi burada tam iki tane ihtimal var. Ya 1400 yıl önce bu bilgiyi bize veren kitap bir vahiy emaresidir. Onu bize ulaştıran, vahyeden mesajcı peygamberdir, seçilmiştir. Ve bu bilgiyi oraya nakşeden de kainatı elinde çevirendir. Başka bir ihtimal yok. Şimdi ikinci bir ihtimal daha var. İkinci bir ihtimal, bize bu bilgiyi bulup sunan insan çok evvelden tespit edip sunmuştur. Bu da ikinci ihtimalimiz. Hiçbir beşer kitabında mesleği, bu meslek olan insanların kitapları da dahil olmak üzere 20. yüzyıla kadar daha önce böyle bir bilgiden asla bahsedilmemiş. İnsanın elindeydiği kitaplarda ancak 20. yüzyılda görebileceğimiz bir bilgi nasıl olur da 1400 yıl önce bir kitapta gözükebilir? Bu kitapta bu bilgiyi sunan zamanlardan da münezzeh olup bu sistemi yaratandan başkası olamaz diye İnsan aklı rasyonel bir düşünceye tabii ki de tutunuyor. Niye tutunmasın? Benim gözlemlediğim hadiselerin umumu Kur'an'da formülize edilerek verilmişse ve bu Kur'an bana defalarca hiç düşünmez misin, hiç akletmez misin, hiç kainatı temaşa etmez misin diye iddialarda bulunuyorsa nasıl olur da bu kitap hak kitap olamaz yani? Bunu hiç aklı zorlamadan rasyonel bir şekilde anlamak bence mümkün. Ama Kur'an'ı bile bu kadar sorgularken etrafında sana verilen sabit öğretileri sorgulamayıp putlaştırmak bu düşüncelere varmaya ciddi ön yargılar. Bu da bir hakikat. Buyur. Zariyat 47'ye şöyle bir itiraz geliyor. Diyor ki ya o zaman bilim bunu söylemeden önce iki tane de imam da çıkıp söyleseydi diyor. Madem Kur'an'da yazıyor. Uzayın genişlediğini bilim bize şerh edecek ki Kur'an'ın gençliği ortaya çıksın. Biz bilimin ışığında birazcık daha iyi anlıyoruz yani bu ayeti. Ve imanımız kat kat artıyor. Devam edelim mi? Eğer hakimiyeti uluhiyeti ve saltanat-ı rububiyeti sahiplik uluhiyettir, icraat rububiyettir. Bütün kainat Allah'ın mı? Uluhiyet. Saçının en ufak atomuna kadar tek kudret ve himaye sahibi Allah mı? Bu da rububiyeti. Bu toprakların tamamı kimin? Sultanın. Rububiyet dediğimiz olay ise oradaki bütün kanunlara gücü yetmesi. Sultanın kendisinin bizzat gücü yeter mi? Yetmez. Orada rububiyet kanunları, terbiye ediciliğini belli başlı memurlarla uygulatır. Ama Allah haşa öyle değildir. Kainatta yeri değişen en ufak parçacığı benden başka kimsenin kudretiyle değişmiyordur diyor. İtikat bunu gerektiriyor. Sadece sultanlığı gereği bunu perdeli yapıyor. Melekler bir perde, toprak bir perde. Niye perdeli yapıyor? Hem sultanlığın gereği perdeli yapması iktiza eder. Hem de bizim gibi gafil birisi bir gün trafik kazasından çocuğunu kaybetse kazaya sövüyoruz. Haşa kaza perdesi olmasa meleğe söveriz. Haşa Azrail meleğin perdesi olmasa kötü olur yani. Bu perdeler demek bu noktalarda da bir koruma sağlıyor. Ve bunu çok genel manada düşünsene. Yani şu derimin şu kıyafeti giymesi, şu kıvamda kalması bizzat onun eseri. Tüm kainata bu gözlüklerle baktığını bir hayal etsene. Bir gün aynada kendine bakıyorsun ve diyorsun ki Allah Allah, Allah da bugün böyle milim milim tekrardan beni böyle ördü diyorsun. Muazzam akıl alır gibi değil yani. Devam edelim mi? Umum kainatı ihata eden ve hüküm ve emri umum mevcudata geçen bir zat-ı ferde verilmezse bu olaylar, hadiseler bir olan Allah Azze ve Celle'ye verilmezse. Evet. O halde o neticeleri, o semavi manevrayı. Mesela genişlemeyi konuştuk. Genişlemeyi düşünelim semavi manevralar olarak. Evet. Ve arzi mevsimleri tahsil etmek için küre-i arzdan bin defa büyük milyonlarla yıldızlar ve küreler milyonlar sene uzun bir mesafeyi her 24 saatte her bir senede gezmekle o neticeler gösterilebilir. Mesela gece ve gündüz düzeninin oluşumu neden bu periyoda ve düzene bağlansın? Tek bir elden dönmezse bağlanamaz. Çünkü güneş ayrı bir isyankarlığa başlar. Dünyanın dönüşü o mihverden dönmüyorum benim canım böyle istemiyor diye başka bir yaratıcı tarafından haşa başka bir düzene tutulur. Bu sefer senin 24 saatte aldığın gece ve gündüz görüntülerini alman için iki dev gibi gezegen ve yıldızın birbiriyle bu anlaşmayı sağlaması lazım. Bunun için 24 saatte düzenli olarak gördüğün olayları belki yüzyıllar, bin yıllar sonra ancak görebileceksin, anlaşsınlar.
tekrar güneşi versin, gündüz olsun, güneşini çeksin, gece olsun diye. Sen onun gece ve gündüz olacağından o kadar eminsin ki yarınki namaz saatini ona göre ayarlıyorsun. Yarınki iş saatini ona göre ayarlıyorsun. Yarın yatış kalkışını, kaçta oruç açacağını ona göre beyan ediyorsun. Şimdi çok hayret verici bir durum ya. Bu kadar ciddi güçe sahip gezegenler, yıldızlar, güneşler, dünyalar, daha Samanyolu galaksisinde bu cihette bizim hayatımız için varlığı zorunlu olan nice parametre vardır ama biz bilmiyoruzdur. Çünkü o gezegenin sana fayda vermesi için illa ekmek sütünü yemen gerekmiyor. O aralarındaki çekim ve itim, cezbe ve dafiya sonucunda senin gezegenin o Samanyolu galaksisinde hayatını devam ettirebiliyor. Çok ilginç hadiseler. Bunlar tek bir elden dönmez ise acaba gece ve gündüz mevsimler ve az önce konuştuğumuz kainatın genişlemesi gibi hadiseler. Nasıl olacak? Mümkün değil. Bence şunu kafamıza formülize etsek iyidir. Evrendeki düzenin tekliği bizi tek bir yaratıcıya inandırıyor. Evrende düzenin tekliği var. Birçok insan bugün işini, gücünü, deneylerini bunlar sayesinde yapabiliyor. Bir düzen tekliği var. Kemik iliği çorbası bol içersen eklemlere iyi gelir. Bu bir düzen birliğidir. Ve hastalar bu birlik sayesinde kendilerine daha iyi bakabilirler. Demirin erimesinde eğer bir birlik olmasaydı İrfan, her seferinde farklı olsaydı. Mesela bugün 1200 derecede eriyen demir, yarın -30 derecede eriseydi İrfan, çıldırtırdı yani. Sen bu düzeni kuramazdın. Demir işçiliğini bırak. Bina ne olacak? Bina da erir. Hangi temeller üzerinde duruyor? Evrendeki olayların ve hadiselerin birliğini anlıyor musun? Yere düşen bir şeyin canı acır bir insan cihetinde. Ne kadar yüksekten düşse o kadar daha fazla canı acır. Ve bu yüzden ben bugün Ecmel Vera'yı sahilde dolaştırdım. Koşarken ben de tam dibinden koşuyordum. Niye? Çünkü yere düşerse canın acıyacağını biliyordum. Peki her yere düştüğünde canı acımasa nasıl olacak? Mesela yere düştüğünde birinde mutlu olsa birinde ağlasaydı. Çok karışır olay. O çocuk yere düştüğünde canı acıyor biliyorsun. Bugün yere düştüğünde mutlu olacak için. Şimdi bu düzen birliği olmazsa çocukta da anormalite başlar. Ben bu çocuğu nasıl bakacağım, nasıl besleyeceğim? Mesela çocuğa ilk kaç ay biliyoruz ki anne sütünden gayrısı yok. Su bile içmiyor çocuk. Aylarca. Çok şaşırtıcı değil mi? Ben de öğrendim, ben de çok şaşırdım açıkçası. Sütün yanında suyla seyreltiyoruz diye zannediyordum. Su da yokmuş. Bak çok hayret verici bir durum. Yasa değişse bir oldu çocuk tam böyle hazırlamışsın hazırlık, süt vesaire. Çocuk diyor ki baba çiğ köfte mesela. Kızım yavrum etme. Düzen kuramazsın ya. Nasıl olacak yani? Ya da 9 ay 10 gün değil de çok belirsiz gelse çocuk. Ya da insandan insan olma düzeni olmasa. Bir gün yumurta olsa, bir gün tavuk olsa, bir gün ejderha çıksa. Düzen olmasa nasıl olacak bu iş? Nasıl yürüyecek sistem? Yarın uyandığımda gündüz olacağını biliyor muyum? Çok eminim yani, hiç şüphe etmedim. Niye? Allah'ın yarattığı bu adetullah kanunlarında, sünnetullah kanunlarındaki birlik hiç şaşmadan devam ediyor. Onlar düzene o kadar çok inanıyorlar ki bazen düzeni Allah farklı bir hale getirip Hazreti İbrahim'i yakmaz. Bazen ayı Habibi için ikiye yarar. Buna bile inanmazlar. Düzen dışı diye. O kadar düzen müptelasıdırlar. Kainattaki bu sistemin mesela yer çekimi değişseydi, Hüseyin'e diyorsun ki Hüseyin zayıflamış mısın? Kantara bir çıkıyor 310 kilo çıkıyor. Niye? Yer çekiminin oranı değişmiş. Ne yapacağız bunu? Nasıl besleyeceğiz? 310 kilo Hüseyin. Ferrari Hüseyin. Nasıl olacak bu iş? Ya da sürtünme kanunları olmuyor. Farklı çalışıyor. Bugün diyelim şurada kapının önüne değişti kanunlar. Sıfır sürtünme. Araba kalkmaz ki burada. O Ramazan'ın sürüşü var ya böyle bizim. Araba yerinden oynamaz. Sıfır sürtünme mesela. O gün sabah bir uyandın su kaldırmıyor. Evrendeki ve kainattaki düzenin birliğini görüyor musun? Kainatta bu düzen bir ise bir elden çıktığını bence anlamak rasyonel ve oldukça basit. Benim kanaatim bu. Mesela Ozan çay demle. Evet. Kainattaki sünnetullah'ta bir birlik varsa demleyeyim. Doğru mu? Yoksa bu kaç derecede kaynayacak? Niye kaynayacak? Niye hepsi tamamı buhar olmayacak? Niye bir kısmı buhar olacak? Şeker niye eriyecek? Ya o onda çözünmezse? Bugün kafasına esti çözünmüyor. Atıyorsun şekeri çözünmüyor. Kafasına vuruyorsun çözünmüyor. Silah sıkıyorsun gene erimiyor içinde. Erimiyorum diyor. Oğlum erisen her gün eriyorsun şeker. Bir de bizim misafir 3-3 atıyor. Atıyor erimiyor. Adam ne yapar? Kavga çıkarır. Demirden mi yaptınız? Abi öyle değil sünnetullah. Kainatta muazzam bir birlik var. Akıl, hayal. Anlamıyor bunu. Sıradanlaşmış bizde. Ülfet perdesine girmiş. Gece gündüz oluşumu. Kebap geliyor rahatımızdayız. Mesela şu an Mersin hiç görmediği bir serinliği yaşıyor. Öyle ya da böyle bir garipsiyoruz yani. Ne oldu ya diyoruz. Sonra hemen kahinler çıkıyor. Küresel ısınma. Fok balıkları beddua etti. Yani düzen ne kadar sıradan gelmiş bize. İşte küre-i arz gibi bir tek memur, meczup bir mevlevi gibi mihveri ve medarı üstünde mihver? Yörünge eksen. İki hareketle hasıl olan o haşmetli neticelerin husulü ise vahdette ne derece hadsiz suhulet olduğuna. Yani Allah birse ne derece kolaylıkta oluyor ama bir olmasa haşa, ortaklıklara dağılsa devam. Bir misal olması gibi aynı neticeleri kazanmak için
milyonlar defa o hareketten daha müşkül ve hadsiz uzun yollarla o neticeleri kazanmak ne derece müşkülatlı, belki muhal olduğuna, şirk ve küfrün yolunda ne derece muhaller, batıl şeyler bulunduğuna misaldir. Böyle bir düzene, düzen kurucuya, tekele inanmazsan neye inanacaksın? Çok muhal şeyler ortaya çıkacak. Hem de en basit olan bir gece ve gündüz. Ne dediğime bak ya, en basit olan. Nasıl en basit olan ya? Gezegenler yerinden oynuyor. Ben her gün alıştım diye en basit olan diyor. Bak gafleti görüyorsun. Başkası da bu nazarla baksa en basit gece gündüz oluşumu diye. Öyle olur mu ya? Kainat yerinden oynuyor gece gündüz olsun diye. Allah Allah. Devam. Esbaba tapanların ve tabiat perestlerin cehaletlerine bu misalle bak. Mesela bir zat harika bir fabrikanın veya acip bir saatin veya muhteşem bir sarayın veya mükemmel bir kitabın gayet muntazam bir surette eczalarını, çarklarını fevkalade sanatıyla hazır ettikten sonra bir saatçi var. Muazzam bir şekilde acip bir saati çarklarıyla birlikte dizayn edip önümüze koydu. Devam edelim. Kendisi kolayca o eczaları terkip edip işletmeyerek belki çok uzun masraflarla o eczaları kendi kendine işlemek ve usta yerine fabrikayı, sarayı, saati yapmak, kitabı yazmak için her bir cüz'ü, her bir çarkı, hatta kağıdı, kalemi birer harika makina hükmüne getiriyor ve teşhirini çok istediği bütün hünerlerini, kemalatını ishara vesile olan o üstatlığını ve sanatını onlara havale ediyor diye zannetmek ne derece akıldan uzak ve cehalet olduğunu anlarsın. Dersin başında demiştin ya sen, Allah'ın varlığına, birliğine inanmak ve devamlı inanmak. Ya devamlı inanmayı anlatıyor, evet. Bu arada bu deizmin temel örneğidir. Saati yaptı, kurdu, gitti. O yüzden yaratıcıya inanır, dinlere, peygambere, başka gerekli geçer ritüellere, onlara inanmaz. Söylediği cümle, son cümleye bak yani. O deizmin temelini zıtlıyor. Evet, devam. Aynen öyle de esbaba ve tabiatlara icat isnat edenler muzaaf bir cehalete düşerler. Bakın, esbab ve tabiatla ilgili ne kadar malumat ve bilgileri olursa olsun bu cehalettir. Burayı anlamamız lazım. Çünkü saatçiyi görmeden saati övmek bir cehalet olur hakikaten. Saatçinin o saatteki ince detay ve sanatları yapma amacı kendisinin övülme isteğidir çünkü. Bir de bu cehaletin içerisinde kendi başına gelecekleri bilmeme noktasını da düşünebiliriz. Biraz örnekleyelim. Kainattaki olayları tek bir hakimiyete vermiyorsun da tesadüfe havale ediyorsun ya da bunun nasıl olduğuyla ilgilenmiyorsun. Sonra bir gün üniversitedeyken biri karşına çıkıp diyor ki, hey dostum, carpe diem, yani anı yaşayalım diyen oldu mu size? Olmuştur ya. Anı yaşayalım moruk falan. Ha? O felsefenin öncüsü burada. Var mı? Carpe diemci. Dersten önce saat 8.30-9.00 bir tane kardeş aradı. Sarhoştu çocuk. Ama daha önceden de ilgilenmişiz. Risale falan okumuş, işte namazlarını kılmış falan. Çocuk aradı, çok ağlıyordu pişmanlığından dolayı. Dedim niye yaptın? Ya bir arkadaşım bugün de bunu yapalım dedi. Hani anı yaşayalım dedin ya. Onu yaptığından dolayı ondan sonra efsane bir şeye düşmüş çocuk. Ya yani. O zaman sorumun cevabını vermiş oldum. Anı yaşamak gibi bir şey mümkün mü diyecektim. Böyle bir lezzet alma şekli. Senin verdiğin cevap hayır oldu. Böyle anı yaşayıp andan lezzet alma. Böyle bir şeyin hiçbir mümkünlüğü yok. Çünkü bizde geçmişten gelen elemler ve istikbalin, geleceğin endişesi. Endişeleri var. Hep endişe içinde kalp. Geçen gün rüyamda sevdiğim bir insanın öldüğünü gördüm. Rüyada ağladım, uyandım. Daha böyle 2-3 dakika daha hüngür hüngür gözyaşı gitti. Ne anı yaşaması ya. Rüyayı yaşayamıyorum ya. Rüyada bile huzur yok ya. Geçmiş, gelecek, tabii rüyalar gerçeklik belirtisi. Şimdi insan bakıyor kendisine. Mesela biz aramızda çok ederiz ölüm sohbeti. Ölüme iştiyak duyma. Ben ölüme belki bir bütün cihetle kendim adına bir iştiyak duymuş olabilirim hafiften ama ölümü bütün bütün asla anlayamamış bir adamım. Mesela senin ölümüne hazır değilim. Ya da vücudumun bir parçasının ölümüne de hazır değilim. Ama sadece böyle bir anlık bir göçüm sevdası hep var. Ama bütün bütün kainattaki her şeyde, tırnağında, parmağında, sevdiğinde, dostunda, her birindeki fani mührünü okuyabilmiş değilim. Öyle olsa eğer rüyalarda bile bu sancıyı duymazdım diye düşünüyorum. Çünkü rüyalar şuur altı muktesebatının vurumudur diye biliyoruz. Oradan da çok kullanıldığı oluyor rüyalar. Şimdi bir ineğin yavrusunu kesiyorlar. İnek ne yapıyor? Geviş getirmeye devam ediyor. Ben rüyamda görüyorum. Rüyamda bile perişan oluyor.
yaşıyor. Şimdi o inek mi anı yaşıyor, ben mi anı yaşıyorum? İnek anı yaşıyor ya. Ben neyi yaşıyorum? Hep gelecekle geçmiş arasında sıkışmış bir şey yaşıyorum. Ve bu geçmiş ve gelecek mevhumlarının harmanlandığı yer benim aklım. Yani benim akıllı olmam beni aslında bu araya sıkıştırıyor. Biliyor musunuz? Hangi cihazat bunu yapıyor? Akıl cihazat. Geçmiş ve geleceğin nasıl farkına varıyorsun? Aklında. Mesela Allah rahmet eylesin, o Malatya'da Mercedes Kadir vardı. Biraz meczup bir arkadaş. Hani bir sopaya tutunuyordu Mercedes diye geziyordu Malatya'da. Belki birçoğumuzdan lezzetli bir hayat yaşadı. Neden? Çünkü aklı geçmiş ve gelecek mevhumlarını çok eline alamamış. Alamadığından dolayı belki bu dertlerle boğulmadığından daha mutlu bir hayat bile yaşamış olabilir yani. Düşünemediğinden. Ama bir serçe anı yaşayabilirken sen ben yaşayamıyoruz. Rüyayı bile doğru düzgün yaşayamıyoruz. Buna hangi cihazat sebep? Akıl dediğimiz cihazat. Bu yüzden dışarıda insanlar ne diyorlar? Kardeşim gel bir efkar dağıtalım. Efkar ne demek? Fikir demek. Yani bu fikirlerle ben yapamıyorum. Gel bu fikirleri dağıtalım. Düşünmemem lazım. Düşünerekten bu dünyanın, bu hayatın işin içinden çıkamıyorum bak. Esbaplara işleri vermekte bir cehalet, farkında olmama, bilmeme hali söz konusu. Ve bunun sonucunda ne söz konusu dedik? Kendini toparlayamıyorsun. Başına gelenleri bir yere intisap etmek zorundasın. Zorundasın ya, zorundasın. Örnekleyelim. Şimdi Fatih, sen babasın. İki tane de oğlum var. Normal böyle basit bir insani havada düşün. Oğlunun bir tanesi 12 ay askere gitti. Neler hissedersin? Hasret, özlersin, sesini duyarsın, mutlu olursun. Velev diyelim sesini de duymayacaksın 12 ay boyunca. Hasretin biraz daha artar. Fotoğrafa bakarsın, özlersin. Arada gözyaşı dökersin. İkinci bir oğlun var. Bu sefer 12 ay boyunca askere gitmedi. Oğlun kaçırıldı. Oğlun elbet 12 ay sonra bulunacak ama sen 12 ay sonra bulunacağını da bilmiyorsun. Kaçırıldı çünkü oğlun. Hiçbir haber yok. Belki organ mafyası aldı. Belki öldürüp köşeye attılar ve sana ulaştırmıyorlar hiçbir şekilde. Peki bu 12 ayın nasıl geçer? Birbirine karışır. Saçını kestirmeyi unutursun. Yemek yemeyi unutursun. Bura benim evim diye başka eve girersin. Hayatı terk etmek kaç kez istersin? Sayısız şekilde. Bizim bir komşumuz vardı, evladını, kızını bir intihar şeklinde kaybetti. O günden sonra yıllarca saçını bile boyamadı, suratını bir kez daha güler halde göremedi. Bir ses duyduk, aklını yitirirsin. Bizim dabdan attı kendini. Birinci vakada da 12 ay görmüyorsun, ikinci vakada da 12 ay görmüyorsun. Ama aradaki fark uçurumlar. Şimdi ben sevdiklerimi kaybediyorum. Siz etmiyor musunuz? Ve ileride eğer nefes alıp vermeye devam edersek daha çok kaybedeceğiz. Ama birinci asker örneğindeki gibi onların nereye gittiğini ve onlarla nerede buluşacağını bilmenin eminliği ve hasret gözyaşları sunmak var. Bir de ikinci örnekteki gibi onun nereye gittiğini bilmemek, nerede kavuşacağını bilmemek, bir daha görecek misin? Bunu bilmemenin verdiği vahim bir netice var ortada. Hiç bununla bu birbirine eşit olur mu? Bununla bunun arasındaki fark, tevhidle şirkin arasındaki farkla aynı. Tevhid olursa ayrılıkların ve firakların nerede sonlanacağını biliyorsun. Kalbinde bir huzur oluşuyor. Diyorsun ki firaklardan gelen elemler aşk-ı bekadan gelen ağlamaların tercümanıdır diyorsun. Yani benim asıl derdim onurlu ayrılmam değil. Sonsuzluk var içimde ve sonsuzluğu birlikte yaşamak istiyorum ama ben buraya iman vesikasıyla gidersem ereceğim. Bunun farkına varıyoruz. Hiç birinci örnekteki babayla ikinci örnekteki baba biri olur mu? Arasında uçurumlar olur. Evladını yurt dışına gönderip yıllarca görmemiş. Çok anne babalar var ama onun saadetiyle mutludur. Onun huzuruyla huzurludur. Az önce verdiğim intihar örneğindeki anne bitmiş bir halde. Yani hayattan böyle tam eli tek çekmiş bir anneyi ilk herhalde o dönemlerde böyle yakinen gördüm. Bizim mahallemizin insanıydı ve hayret ettim. Allah yardımcısı olsun inşallah. Bütün kainattaki düzeni esbaba versem, sevdiklerimi de tesadüflere havale etsem, onların ayrı kalmasının verdiği acılara ben nasıl dayanacağım? Kalbimi tevhid etsem, esbabı tevhid etsem, kainattaki olayları ve gelecek yaşanacak olayları tevhid etsem, ayrı kaldım mesela anneannem, babaannem. Özlüyor insan ya değil mi? Sen çocukken o kadar şefkat gösteren kaç insan var? Anneannem, babaannen, deden. Ne güzel değil mi? Böyle kucaklarında büyüttüler seni. Ve şu an göçüp gittiler. İnsanın aklına gelse bir hüzünlenebilir. Ama şunu da diyebilir. İnşallah ehli iman isek, bu müjdeler bizim için geçerliyse, birkaç yıl, birkaç zaman sonra hiç üzülmenin olmadığı ve ayrılmanın olmadığı bir diyarda buluşacağız. Askerliğe gönderilen çocuk misali. Şirk bataklığına saplanmış bir insanın başına gelen hadiselerde gene intisap edebileceği, dayandırabileceği bir nokta olmadığından dolayı çözümsüz, bitkin kalır eğer zihnini uyuşturmazsa. Ama imanın huzurunu ve nurunu elde edebilmiş bir insan, başına gelen musibetlere, ya bu musibet kıyafeti giymiş ama başka bir amacı vardı nazarıyla bakmayı da öğrenebilir. Bu onda bir huzur, bu onda bir istikrar, bu onda hayatın temel amaç ve gayelerinin esprilerini anlamanın mantalitesini katabilir ona. Meleklerin mertebesi yükselir mi? Nasıl olur sabahtan akşama kadar ibadet eden meleklerin mertebesi hiç mi yükselmez? Tek kelimeli cevap alayım. Neden yükselmez? Çünkü şeytanları yok. Bizim niye yükseliyor? Çünkü şeytanımız ve nefsimiz var. Demek başa gelen bir hadise karşı takımda, karşı tarafta
şeytan olduğu düşünülürse, senin de mertebene yükseldiğine bir emare ise, bu üzülecek değil, mutlu olacak bir hadise bile olabilir bir mümin için. Mike Tyson var mıdır dünyada tanımayan? Çok azdır. Nasıl bir boksör? Efsane. Peki onun efsane bir boksör olduğunu ortaya koyan hadiseler, güzel konuşması, güzel hitabeti, ringde güzel gezmesi mi? Hayır, sürekli mertebesini yükseltecek bir rakiple karşılaşması olmuş. Evander Holyfield gibi, Lennox Lewis gibi. Kimi zaman alt etmiş, kimi zaman alt edilmiş ama hep ayağa kalkmış, bir mücadele etmiş. Ve bu mücadelede öyle kaliteli bir mertebe kazanmış ki, yere düşse bile milyon dolarlar alıp gidiyor. Ben şurada iştahlı bir boksöre seni Tyson'la aynı ringe çıkaracağım desem, bu o boksöre hakaret midir, iltifat mıdır? İltifattır. Niye? Tyson'la aynı ringe çıksan, bir yumruk birinci saniyede nakavt olsan, gene dünyada en çok tanınan başka bir boksör olursun. O zaman Tyson'ın karşısına çıkarılan boksör, ne yapıyorsunuz? Beni bu musibetle neden aynı ringe koydunuz? Der mi? Abi bu organizasyonu bize yaptınız ya, dileyin benden ne dilersiniz der mi? İkinciyi diyecek tabii. Çünkü karşısındaki rakip ne kadar kuvvetliyse, mertebesi de o derece, o ölçüde, o cihette yüksek demek. Bir mümin böyle bir şuur yakalasa ve başına gelen olay ve musibetlerde, hamdolsun madem iman üzereyim, bu musibetler rakibimin kuvvetli, demek benim mertebemin de arttığını gösterir. Ben artmış ve böyle kuvvetli bir rakip tarafından yumruk yesem, bu bana puan kazandıracaktır mantığıyla bakar ve en son şunu anlar. Allah en büyük musibetleri kime göndermiş? Peygamberlerine göndermiş. Yunus bin Meddah'ı değil mi denizin ortasında koymuş? Eyüp aleyhisselam, Allah'ım sefalette kalmış, hastalıkta kalmış, yaralarda kalmış. Ne güzel anlamışlar ama Rabbim. Yusuf aleyhisselam kör kuyuda kalmış. Nuh aleyhisselam yalnız gemide kalmış. Lut aleyhisselam gariban kalmış. Zekeriya aleyhisselam testerelerin kör bıçakların arasında kalmış. İsa aleyhisselam kendisini anlamazların arasında kalmış. Demek musibet ne kadar yüksekse merteben de o kadar yüksektir der. Ama ancak tevhidi, yani ismi ferdi anlamış bir insan bu mantaliteye erebilir. Bu yüzden cehalette ömür boyu huzursuzluklar var, inanın bana. Demek musibeti bol adam yükselmeye müsait adamdır. Devam edelim mi abiler? Çünkü tabiatların ve sebeplerin üstünde dahi gayet muntazam bir eseri sanat var. Onlar da sair mahlukat gibi masnudurlar. Bu sanatları okuyup Rabbini bulmak ve bunu bir tevhide dayandırıp iman mertebeni arttırmak nerelere dayanıyor, anladınız değil mi? Başa gelen bir musibette şikayetvari mi, Eyüpvari mi davranacaksın? Bu aldığın derslere bakıyor bu işler. Onları öyle yapan zat onların neticelerini dahi yapar, beraber gösteriyor. Çekirdeği yapan onun üstünde ağacı o yapar. Ömer farkında mısın? Kabul etmiyor, başka yere vermiyor. Onu kim yapıyor? Onu da o yapıyor bak. Bölmeyin yani. Sıralı gidiyor diyor, onu yapmıyor diyor. Çekirdeği o yapan, ağacı da o yapar. DNA'yı kim yapıyorsa beni de o yapıyor. DNA yapmıyor beni. Ve ağacı yapan onun üstünde meyveleri dahi o icat eder. Yoksa ayrı ayrı tabiatların, sebeplerin vücuda gelmeleri için yine muntazam başka tabiatları, sebepleri isteyecekler. Ve hakeza gitgide nihayetsiz, manasız, imkansız bir silsile-i mevhumatı mevcut kabul etmek lazım gelir. Bu ise cehaletlerin en antikasıdır. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana inneke entel alimul hakim ve ahiru davahümün elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha ma selamet.